Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir modelle yine karşınızdayız. Çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum ki ben çok beğeniyorum, çok sevdiğim bir araç. Üreticisi HBI64, ufaktan bilgi verelim. RS6 DTM tarzında bir aracımız. Yine kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeniyi eksik etmeyin lütfen. Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi aracımıza tanımaya başlayalım. Üretici HBI64 RS6, üstünde de göründüğü gibi Audi RS6 DTM 56 derece olarak geçiyor. HBI64 Made in China olan, yani Çin'de üretilen resim model dediğimiz reçineden yapılmış kalıplanmış araç türleri. Kutusunu gördüğünüz gibi çok yüksek kalitede olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Harika bir kutu, içinden de güzel bir şey çıkacağı izlenimini veriyor ki öyle, aynen öyle. Bakın şöyle bir temizleme bezi var, güzel bir renkte. Yine üzerinde firmanın kendi logosu basılmış ve içinden harika çıkan aracımız, bakıyoruz, RS6. Nedir bu RS6? Station Wagon Avant versiyonu, limitli üretim. Bu araç biliyorsunuz John Alsen adında bir İsveçli kayakçının aracı. 2015'te Gambal 3000, biliyorsunuz yine Gambal 3000 uzun kilometreli bir ülkeden ülkeye yarış oyunu, öyle diyelim, benim gözümde oyun olarak geçiyor. Çok eğlenceli yarış sahnelerinin olduğu zaman da çokça takip ettiğim bir yarış şekliydi. Gambal 3000'e yapılmış, John Alsen'ın sahibi olduğu RS6 aracımız. Normalde 605 beygir gücünde bu RS6'nın standart versiyonu, 700 Nm. Yine bu John Alsen'ın aracı yapıldıktan sonra 950 beygiri geçtiği söyleniyor. Yine yarış tipi yakıt kullanınca da 1000 beygiri geçtiği söylenen bir araç. Mükemmel bir araç. Yani gerçekten mükemmel. Böyle abartmak istemiyorum ama bu araca ben bayılıyorum. Hayallerimin aracı. Yani bir hayal kursam en fazla bunun kadar hayal kurardım. Adamlar bunu gerçeğe dönüştürmüş. Binmişler bile yani. Şu an yandığını biliyorum bu aracın. Her şeyin ömrü olduğu gibi bu da bitmiş. Tabii yenisini de yaptırmış arkadaş. Sıkıntısız bir şekilde biniyor galiba. 605 beygirden 950 beygire çıkartılmış. Normal standart hali aracın fabrika çıkışı 700 Nm torka sahip ve 0-100'ü 3.7 saniye olarak belirlenen bir araç. Biliyorsunuz Almanya'da hız sınırlaması var. 250 kilometreyi aşamıyor hiçbir araba. 250 kilometreyi aşması için de yazılım desteğine ihtiyaç duyuyorlar. O açılan araçlarda 305 kilometreyi gördüğü söyleniyor. RS6 için söylüyorum. Tabii bu araç 950 beygir, 1000 beygir civarında, 0-100'ü tahmini söylüyorum 3 saniyenin altındadır. Şimdi ufaktan detaylara bakalım. Açalım şuradan hemen aracımızı. Bu araç dökme demir değil arkadaşlar. Alüminyum veya demir değil. Bu reçine dediğimiz bir araç. Yani nedir? Adamlar detaya çok önem veriyorlar. Manyak detaylar. Yani böyle bir detay olamaz. Şöyle yakından göstereyim ben size. Elimden geldiğince. Biraz da yakınlaştıralım şu şekilde. Size detaylarını göstereyim. Yani LED hissiyatı bile verilmiş. LED farların hissiyatı. Araç resimlerine bakarsanız birebir aynısı fotoğraflarını. Tabi gerçeğini İstanbul'da görenler olmuş. Ben de videosunu izlemiştim o dönemlerde. İstanbul'a kadar gelmiş bu araç ama gerçeğini gördün mü? Hayır, görmedim. Gerçeğini göremediğim, hayallerimde oluşan bir araç olduğu için de böyle modeline yönelmek durumunda kaldık. Reçine araçlardan bakın, limitli üretim 699 tane üretilmiş. Bizdeki de 460. modeli. Yani kalite her yerinden belli oluyor aracın. Şöyle tekerleklerin üzerindeki yazılar. Bir saniye odaklamaya çalışalım sevgili dostlar. Yani fren disklerindeki hava kanalcıklar bile var. Bakın fren kaliperleri, yan rüzgarlıklar, marş biyerler, size körtüsler tabi, ön rüzgarlıklar, yine arka defrizörler. Yani harika bir model.
Şöyle göstereyim. Birçok 1.64'te göremezseniz bu detay, arka camın rezistansı bile çok net bir şekilde yapılmış. Böyle yakından göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle detayları görebilirsiniz diye yakın çekim yapıyorum. Ama araç bildiğiniz ateş ediyor diyorlar ya. Retina modellerde tekerlekler dönmüyor arkadaşlar. İyi saklamanız gerekiyor. Dikkat etmeniz lazım. Çok sıcağa girmemek lazım. Şöyle hafiften sevelim bakın. Aa, ne kadar güzel. Kendimi ne kadar iyi hissettim. Boyası böyle çok kaygan. Hissiyatı çok hoş. Yine şöyle detaylarına girelim. Ön ızgarası RS 6. Bakalım odaklayabiliyor muyuz? Evet. RS 6 logosu. Yani çok çok ufak ama ben net olarak görebiliyorum. Kameradan tabi ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle bakın yakının. Kameramız otomatik odaklı olduğu için yakınlık uzaklık fark ediyor. Yakının. Bakalım arkadaşlar. Rüzgarlıkların açısı, şekli, üzerindeki dekaller birebir yapılmış. İnanılmaz detaylı bir model. Yine şuradan biraz yaklaştıralım. Yani görebiliyor musunuz? Ben de sizinle birlikte bakıyorum ki net bir şekilde göreyim diye. Sizi de bulanık bir görüntüyle bırakmamak için aynı zamanda kameradan takip ediyorum. Çok küçük. Şöyle parmağımı yanına koyayım. Bir saniye arkadaşlar. Uzaklaştıkça. Yani şu parmağım kadar. Parmağım da eğri burada. Bu arada nedense. Neyse. Sıkıntı yok. Parmağımın şu kadar, yani ortalama 6 santim falan uzunluğuna sahip, 2 santim genişliğine sahip. Yani bu kadar küçük ölçekte bu kadar detay ülkemizde satılıyor mu? Maalesef satılmıyor. Keşke satılsa. Ama satılsa da bu sefer sanki ekonomik olarak bizi sıkıntıya sokar, her gördüğümüz yerden almak gibi bir durum olur. Sıkıntı olabilir sevenler için. Detaylara bakın, silecekler, camın detayı. Şöyle içerisini göstermeye çalışayım, gösterebilirsem. İç detayı bakın, görebiliyor musunuz? Ya bu 1.64 ölçekte adamlar böyle bir işçilik ortaya koymuşlar. Can Alsın zaten üzerinde de yazıyor ismi. İsveçli bir kayakçı. 82 doğumlu. Bizle bir yaş var arasında. Gerçeğini biliyor. Biz de işte modelini elimizde tuttuğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. İzlemenizi tavsiye ederim onun gerçek videolarını aracın. RS6 en sevdiğim station wagonlardandır. Küçüklüğümde bizim de bir Passat'ımız vardı, station wagon. Station wagon sevgisi de buradan geliyor diye tahmin ediyorum. Çok güzel el freni çekilir bu araçlarda arkadaşlar. Arka uzun ve ağır olduğu için el freni çektiğiniz zaman çok güzel tatlı bir bırakır arkayı. Toparlaması, kendine getirmesi uzun olmasından kaynaklı, daha uzun saniyelere yayıldığından dolayı da çok eğlencelidir. Sürekli bir bulanıklaşma söz konusu, elimden geldiğince tekrar netleştirmeye çalışıyorum. Şöyle biraz daha şey yapalım arkadaşlar, bakalım geniş. Kutumuzda bir parçası daha var. Nedir bu? Şöyle bir port bagaj çıkıyor. Aracın şeklini daha da güzelleştirmek için biliyorsunuz üzerine koyabiliyoruz bunu. Hemen şuradan bir açalım arkadaşlar. Bant var mı? Bant yok galiba. Ama çıkması biraz tabii. Evet. Bu da üzerindeki port bagajımız. Sabitliğin hareketli olarak istediğimiz zaman koyabiliyoruz. Bakın 56 derece north olarak gösteriyor. Yine plastik. Üzerine koyduğumuz zaman aracın şeklini, şemalini daha da hoş gösteriyor. Şöyle koyalım. Biraz da hassasım ki, araç hassas çünkü. Bakın böyle. Yine videonun sonuna da resimlerini, fotoğraflarını ekleyeceğim. Oradan daha detaylı olarak görebilirsiniz sevgili dostlar. Bakın şöyle de netledik. Çok güzel ya. Gerçekten insan bakınca biraz keyfi varsa daha da keyifleniyor. Çok keyfi varsa maksimuma çıkıyor. Ben şu an maksimumdayım açıkçası. Çok güzel. İnşallah size de nasip olur sevgili dostlar. Aracımız böyle.
Hepinize nasip olur modeli. İsteyene gerçeği de nasip olur. Biraz zor ama o niye olmasın? Neden olmasın sanki? Onların da iki gözü, bir burnu var. Bizim de iki gözümüz, bir burnumuz var. Belki bizim de olabilir. Olur mu? düşünmesi bile güzel yani. Neyse, en azından modelini elimizde tutuyoruz. Benim çokça sevdiğim bir model aracımız bu arkadaşlar. İnşallah keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Sergilemekten, elimde bulundurmaktan. Çok mutluyum bu aracı. Çok sevdiğim bir abimden. İsmi de Murat. Benimle adaş. Murat abimden edindim bu aracı. Sağ olsun, işi rast gelsin. Ki piyasada zor bulunan bir model. Sebebi de 699 limitli olmasından dolayı. Hani sürekli üretilen bir araç değil. Aldınız, almazsanız zaten bu seri bitmiş oluyor. Belki farklısını bulabilirsiniz ama bundan bulması zorlaşıyor. Aracımız böyle arkadaşlar. Yine kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğeni tıklamayı lütfen ama lütfen boş geçmeyin. Sizin desteklerinizle ilerleyeceğiz. Sizin desteklerinizle güzel videolar getireceğiz. Farklı modellere yöneleceğiz. Ümit ediyorum. Şöyle biraz daha sizi modelle baş başa bırakıyorum. Detaylar olarak şöyle arkadan öne doğru gidelim. Bakın detayları yavaştan geçiyorum. Bütün detaylar, dekaller, reklamlar. Bir soldan sağa gidelim. Her yerini görmüş olun. Şöyle bir farını biraz daha yakından çekeyim ben. Farı beni çok etkiliyor. Şöyle odaklarsa eğer. Tamam. Yani karbon kısımlar. O kadar küçük ki çekim yaptığımız cihaz bile odaklamakta zorluk çekiyor. Burası sol tarafı. Burası arka tarafı. Yine sağ tarafı sevgili dostlar. Ağırdan geçiyorum. Bütün detaylarını görüp nasıl güzel olduğunu algılamanız açısından. Burası da ön tarafı. Benimle birlikte izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.